Özbulut İnşaat'ın katkısıyla hazırlanan Grup Tek Show başlıyor. Diliyorum. Yine güzel bir pazar gecesinden Grup Tek Show'dan herkese hayırlı akşamlar, selamlar. Sizler stüdyomuza, sizler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine heyecan var çünkü aradan bir hafta geçti. Gerçekten hala o anın heyecanı var. Çünkü yoğun programlarımızdan dolayı programımıza erteledik. Bu sebepten dolayı özür diliyorum. Yine hala heyecanım var. Ben Grup Tek Show'u çağırıyorum. Onlarla biraz dedikodu yapacağız. Ondan sonra birbirinden değerli sanatçılarımızla Grup Tek Show 2 saat dolu dolu sizlerle. Grup Tek Show Erdoğan Şahin, Zülfiye Şahin. Hazırız değil mi? Gümbür gümbür hazırız. Niye duruyorsunuz o şekilde? Gönlümün
Fatime fermansın. Dağlar dağlar sen beni anlarsın. Dağlar ay ay derdime dermansın ay. Dağlar dağlar gönlümde sevdamsın ey. Dağlar dağlar Fatime fermansın. Sen beni anlarsın. Dağlar ay ay. Efendim, herkese hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar. Hepiniz ekranlarımıza, sizler stüdyolarımıza hoş geldiniz. Kız Nebahat, yapıyordun biz olmayalı bizden ayrı kalanı gitti. Vallahi abla çok kötü şeyler oldu. Vallahi mi? Ne kız? Ne oldu? Damar tıkanıklığı çıktı bu gece. Tör. Açarok anam. Açarok. Açarok. Sıkıntı yok. Doktor dedi kesinlikle heyecana gerek yok dedi. Ben de dedim doktorum. Hiç heyecan hafta... yok. Ya şu kameranın karşısında geçti mi bizim kıza bir şey oluyor. Ne diyor? Anlamadım yani. Doktor dedi ki bak hiç heyecan yapmayacaksın dedi. Ben dedim doktorum dedim her hafta bir dedim. Heyecanım var dedim. Niye dedi? TV 52 yaş dedim görürsün dedim. Tamam bu hafta da izliyor zaten yani kendisi. Doktoru da TV 52'ye bağladın da. Şeye geldi bu iş. Şaban diyor ya zam yok. Doktor da sonra zam yok mu? Gerçekten yok mu diyor. Da doktor kafayı yiyor ya orada. Seninki de o işe var mı? Vallahi, bu sefer doktor heyecandan şey ölüyormuş falan. Buradan sayın doktorum hocam. Selamlar sevgiler olsun. Abla, bütün Avrupa izliyor. Bak mesela stüdyomuzda Onur diye bir arkadaşımız var. Meşhur insanları hiç tanıştırmaya gerek yok. Sizinle hiçbir bağlantısı yok. Kendisi Karslı ama gerçekten diyor her yerde dinleniliyor, seviliyor sağ olsunlar. Bugün de fırsat bulmuş. Teşekkür ederiz. Biz ne dedik daha önce? Ben bu her programda şunu söyledim. Bizim televizyonumuz... Doğudan batıya, güneyden kuzeye herkese açık bir televizyon. Evet. Avrupa ne dedik? Biz bu programa başlamadan önce biz kitleyi biraz daha aşacağız. Biraz daha izlenme oranını aştıracağız. Ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bir hafta aradan sonra tekrardan değerli kardeşlerim, değerli seyircilerimiz, bizleri izleyen değerli insanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan diyoruz. Biliyoruz özlediniz, vallahi özlediniz. Ama bu akşam çok ama çok büyük sürprizlerimiz var. Evet. Kaçırmayın. Neler var neler bir bilseniz var ya. Nebahat Hanım. Abi 11 albümden bahsediyoruz ya. 11. albüm değil 12. mi? Yoldaymış ben. Şimdi nasıl anlatayım? Ama şimdi. Vallahi kendisi genç kız gibi gözüküyor mu? Maşallah var ya. Ben çoğu zaman ekranlarda kız... görmüştüm ama. Son 1-2 ay önce sizden önce sürpriz yapacaktım. Size nasip olmuş. Kendisiyle konuşmuştum. Acaba oturuyor mu? Ne yapıyor? Bizi mi dinliyor? Biz kendisini çok seviyoruz. Abi şimdi ben bu heyecanla nasıl çağırayım? 11. albümden bahsediyorum. Allah. 12. yolda geliyormuş. Ya bizim programımız öyle sanatçı dostlarımız gelirken biz böyle seçerek alıyoruz. Yanlış anlamasın. Valla onun ben mütevaziliği çok hoşuma gidiyor. Bekletme. Hiç bekletmeyelim mi o zaman? Tabii ya. Onun bir tane bir parçası var. Anam ne de harcak bak ya öyle var ya masum. Abla masum diyor ki böyle. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Canan Başaran sizlerle. Canan Başaran. Thank you.
Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın canım? Anam siz hep böyle gülüyor musunuz? He vallahi vallahi hep ben gülüyorum ha. Hiç. Yani ne diyeyim? Tutuyorum. Negatif hiç düşünmem. Ben tutuyorum yani mikrofonu da. He mikrofonu da varsa... Mikrofonu tutuyor da. Vallahi hep böyle ciddi böyle bu kadar mı enerjiksiniz? Vallahi hep öyleyim aga ya. Geldiğimizden beri enerji yağdınız her tarafa. Siz zaten şarkı söylerken Canan Hanım böyle hayranlıkla evet. bakıyor diyor bunlar hep böyle. Ne oluyor bunlara dedim. Kurban olurum ben sana. Çok teşekkür ederim. Canancığım tekrardan hoş geldin. Bizi kırmayıp bize kadar geldiğin için sonsuz tamam. teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Canan kardeşimize biz yıllardan beri dostluğumuz devam ediyor. Biz kardeşimizi ama çok, ben bir şey ama çok seviyoruz. Abi. Canan Hanım'a iki aydır ısrar ediyorum. Sizin bir kelimenizde koştu geldi. Vallahi ama. Var mı? Bak bunu da söyleyeyim mi burada? Söyle kız söyle. Yazdığını da tarihini de görebilirsiniz. 2-3 ay önceden bana yazdı. Benim bana yazdı derken? bana yazdı derken yanlış anlaşılma olmasın. Ya hayranlıkla yazdım ama öyle değil. Yazarsa yazar kardeşim Allah Allah. Yani bir ay oldu Canan Hanım. Tam bir ay oldu. Yok yok geçti. Bir ay geçmiş midir? Geçti. O doğru zaman Veysel Bey'de bayağı bir yoğun, ben de çok yoğundum. Gerçekten dedim ki inan yoğunum ama ilk fırsatta sana söz dedim. Evet. Sonra da siz arayınca kızacağız. Ama şey bu arada bir de kanal farkı vardı. Ben başka bir kanaldaydım. He tamam sen i̇şte öbür kanal Canan çalışıyorsun da. İşte Canan Hanım biraz orayı tamam. dikkate nasip, almadı herhalde. Ama canım, yenmez. Canım bana, canım bize kıyar mı kız? Ya. Anam kurban olurum ben ona. Bak abla yerim. Bir saniye bir saniye ne oluyor? Canan Hanım gidecek birazdan. Ha sana mı kalacağım diyorum. Gel. Evet abi bir şey söyler misin? Az senin sana biz senin karısını koruyoruz. Abi bir şey diyeceğim öyle değil. Ya. Az bir şey söyleyeceğim bir dakika dur. Ordularının şimdi. Arasında kaldım onun karısını koruyorum. Dur dur dur. Kısa ve öz. Söyle. Şimdi yağ yaktığının farkındayım. Aha. Yağlara, tövbe tövbe. Yağlara da zam geldi. Zam vallahi, yok değil mi? Vallahi hiç sorma kız. Ya, kaç yıl oldu yağlar? Ben Nebahat'ı niye bu tarafa koymuyorum? Siz bilmiyorsunuz ki. Onayları bilmiyorsunuz. Sen bu tarafa niye koymuyorsun mesela biliyor musun? Şey ya, senden bizim Ebat az kalın geliyor. Kameraya sığamıyoruz. O yüzden gel, ya. Gel Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Senenin şu sanatçı dostumuzu bekletme bak ben. Ya abi ya o kadar bir şey. Estağfurullah. Ne yapıyorduk? Canım seni şöyle yerini alalım. Abi, ne yapıyorduk? Ben aranızdan çekileyim ne hali var. Beşer kilo fazla gösteriyor kadar lütfen. Beni alet edeceksiniz ya. Evet. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberimizi gülmemizi bozmasın diyoruz. Ne yapıyorduk? Televizyonumuza başlamadan önce insanlara bir şey hatırlatıyorduk değil ne mi? Ne yapıyorduk biliyor musun? Ne yapıyorduk? He, anlat TV 52 yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. 39-69'a SMS'lerinizi gönderiyorsunuz. Bir daha söyle. Bir daha 39 kaça? 39-69'a. Ha, şimdi 9'u karıştırdın da o yüzden diyor. Öyle mi? Evet, o güzel sesiyle. Evet. Ben çok beğeniyorum kardeşimi. Genç, dinamik bir kardeşim. Muhteşem bir ses. Ben dışarıdan kuliste Canan, dinledim. Canan Hanım söylüyor zannettin değil evet, mi? Evet dedim Canan Hanım. Vallahi ben de öyle sandım İnan, ben de öyle sandım. O zaman bekletmeyelim. O zaman hiç bekletmeyelim değil mi? Hiç, genç, hiç. Genç şarkıcı bir arkadaşımız, sanatçı bir arkadaşımız ikinci albümüyle Veysel Bektaş sizlerle.
şuralara demiş neylerim. O zaman bırak da ben bana yanım da nasıl dayanayım. Beni soranlara demiş neylerim. O zaman bırak da ben bana yanım da nasıl dayanayım. Aşık Cem'in bana verdiğin değer, en ufak rüzgarda boynumu eğer. Bu nasıl bir sevda hep beni üzer. O zaman bırak da ben bana yanım da nasıl dayanayım. O zaman bırak da ben bana yanımda nasıl dayanayım. Canım benim, tekrardan hoş geldin ya. Güzel kardeşim. Ya bu ne güzel bir ses ya. Tekrar hoş geldin. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ya bayıldım sesine ya. Yemin olsun var ya, muhteşem bir sesin var ya. Ben prova alırken biraz önce vallahi dedim ya, Canan Hanım'ın sesine çok benziyor. İçeri girdim, baktım bağlamana, böyle Allah Allah dedim ya. Şaşırdım ha, izlemiştim ama ya bir şey demiyorum. Hatta ya. Ben kulüpteyken abime söyledim değil mi? Yok. Yani biliyorsunuz, vallahi. Görünen köy dürbün istemiyor derdi rahmetli babam. Çünkü görmüyor çünkü derdi. Ama işte burada. Ha işte. Abi o da yumuşak işte, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İnşallah canım benim. Şöyle sizi yerinize alalım canım benim. Şöyle hep beraber oturup acık dinlendirmeden bir özledik çünkü ya gerçekten. Şimdi, aradan bir hafta geçti tabii ya. Ki, tabii ki Nebahat Hanım, biz bazı ben şu not defterimi bir dakika alabilirim değil mi? Tabii şöyle, ki abi. Siz orada not defterinizi alırken ben de kulisteki arkadaşlarımıza, pardon kulisteki dedim, stüdyodaki arkadaşlarımıza bir selam söyleyeyim. Şahap Yıldız çok değerli dostum. Kendisi hem meslektaşım gayrimenkulden hem de aile dostum. Yine ona keza Onur Kazak. Çok değerli 12 yılımızı İsimlerinizi beraber devirdik. İsimlerinizi bağışladığımız arkadaşlarımızı isim olarak söyleyebiliyoruz. Aynen. Firma adı yok zaten. Şimdi buradan selam olsun. Bir de Fatma Altınsoy bizleri izliyormuş Aksaray'dan. Değerli eşi Ramazan Altınsoy göndermiş. Buradan selam olsun. Aynı zamanda da benim eski eşim. Böyle bir arkadaşlığımız, dostluğumuz devam tamam. ediyor. Selamı varmış. Aleyküm selam diyor. Bizlerden de kocaman selamlar olsun. Biz ne dedik? Sürprizlerle doluyuz. Evet. Bu akşam burada bir şey açıklayacağım. Ben Gürgentepe'nin Alaseyer Mahallesi'nden Türk Halk Müziği sanatçısı Zülfiye Erdoğan Şahin. Değerli Alaseyer halkına buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum değerli kardeşlerime. Biz bir şaka yapalım dedik ama insanlarımız bazı şeyleri ciddiye aldılar. Tamam. Ve ciddiye aldıkları için de çok memnun oldum. Biz bir yola başvurduk. Evet. İnşallah teveccühü ederlerse, halkımız bizi bu göreve layık görürse, ben de buradan diyorum ki memleketime daha iyi hizmet için, daha güzel işler yapmak için eşimle almış olduğumuz bir kararla birlikte memleketimin mahalleme muhtar adaylığımı şu anda koymuş bulunuyorum. Buradan tüm değerli Alaseyer halkına sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben şunu anlatmak istiyorum değerli Alaseyer halkına. Arkandayız. Teşekkürler canım. Allah razı olsun. Biliyorum arkamda olduğunuzu biliyorsunuz. Kameraya sığmadığımız için evet, abimle böyleyiz. Abi bize laf atıyorlar. Şimdi buradan halkıma şunu, bizim bütün Alaseyer halkıma şunu anlatmak istiyorum.
Biz hizmet için varız. A'sı, B'si, C'si bütün kardeşlerimiz hepimizle birlikte el ele bu memlekette nasıl daha hizmet alabiliriz? En iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Ben olurum, bir başka kardeşim olur, bir diğer öbür kardeşim olur ama hiç yok. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Kazanan yine Alaseyir halkı olacak diyorum. Buradan hayırlı olsun inşallah ki ben başaracağınıza inanıyorum. Bizde şu var Nebahat Hanım, biz bürokratla diyalogumuz çok iyi. Evet. Sanatçılığımızın yanında da muhtarlığımızın da ağırlığını koyaraktan hani bir sanatçılığımız var. Buna da muhtarlık koyarsak bir yumruk vurursak yavaş vururuz ama ikisini bir vurursak ses gelir diyoruz. En büyük şahit benim. Neden diyeceksiniz? Son iki aydır biz aileyiz, iç içeyiz. Belki çoğu insanlarımız sadece kamera önünde bir araya geldiğimizi düşünürler ama aynı zamanda menajerliğinizi de üstlendim. Geçen haftaki zaten programın olmayışını da söyleyecektim. Yoğun bir programımız vardı, tabii konserlerimiz onu, vardı. Onları şey yapacağız, anlatacağız tekrardan. Ben inanıyorum abi, bu yol uğurda inşallah başarılı olacaksın. Bakın değerli kardeşlerim, ben bir daha söylüyorum. Ben adaylığımı açıklamadım demiyorum. Ama şu var, anlatabiliyor muyum? Beraber yöneteceğiz. Biz ama öldükten sonra benim memleketime bir eser bırakabiliyorsak, dört tane projem var. Projelerimi halkıma anlatacağım. Projemin iki tanesini yaparsam eğer, öldükten sonra ya Allah rahmet etsin iyi adamdı, şu adam da bu işi yaptı dedirtmek için uğraşıyoruz. Ve şimdi sponsoruma teşekkür etmek istiyorum. Buradan Özbulut İnşaat imtiyaz sahibi kardeşim bizi de çok seviyor. Biz Hicabi de kendisini Bulut çok seviyoruz. Beylere selam Hicabi olsun. Bulut Bey'e buradan sonsuz sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum. Söyleyeceğimiz eser kendisine gelsin diyoruz. Selamlarımızı da biraz göndereceğiz. Hani TV52 yazın. Ben de tekrar söyleyeyim, tabii doğru ki, mu? Tabii ki. TV52 yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. 39-69'a SMS'lerinizi yolluyorsunuz. Ben de okuyorum itinayla inşallah. Teşekkür ediyorum. Değil mi? Vallahi. Biz kızımıza dedik ki ya sen şuraya çık yavaş yavaş böyle sakin. Kaçıyorum ben. Aa, iyi maşallah maşallah. Abi, sen yavaş yavaş bu işi kaptın ya ben biliyorum. Süper Hanım. Abi. Şöyle gelir misin? Bir Türk. Bak. Ben sizi bırakıyorum. Tam bir köylü ya. Ben diyorum arkadaş bakın. Biz buraya geliyoruz. Böyleyiz. Köye gidiyoruz. Allah abi çok tatlı Allah ya. Şimdi yani biliyorsun ben aslımı inkar edemem ya. Ben köyde anam kaynan Bahçeli'ye kız Zülfiye ey diyorum. Su getacık bağışla diye su götürüyorum. Ne diyeyim ben şimdi? Pancarlar, pancar mıydı kız o? He. Pancarlar toplamış. Gece sizin evde yaprak sardı. Oh, neler yaptı? Biz bilir. Ben Suat'cığım, Yusuf'cığım ne yapıyoruz? Zülfiye ablam buraya mikrofonsuz geldi ama biz ona mikrofonu uzatırız. Sıkıntı yok. Değilsin. Vallahi abi. Dedim bile. Abla bütün Almanya sizi izliyor. Bol bol selam diyor. Tamam mı? Almanya Köln'e Dortmund'a selam olsun. Almanya izliyormuş. Almanya sizi izliyor vallahi. Almanya'ya buradan bir selam da göndermek istiyoruz. Bizi çok yakinen takip eden Hanife. Hanife Tekir Gidiz. Hanife Tekir Gidiz Hanım'a buradan Almanya'ya kocaman sevgiler. Yavuz Kurt kardeşim ve eşine. Buradan bizi yine neredeyiz? İsveç mi? İsviçre miydi? Alp dağlarının altında. Bizi izleyen değerli kardeşlerimiz var oradan. Sevgiler, saygılar diyoruz. Evet Zülfiye Hanım. Sahne sizin. Ben kaçtım. Olsun bakalım.
çekme kaşığına, çekme kaşığına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözün yaşımı. Sildim defterimden o yay, attım içimden. Seni benden başka nere sevenler olmaz. Sildim defterimden o yay, attım içimden. Seni benden başka nere sevenler olmaz. Kucaktan kucağa atmışlar seni. Üç beş paraya da nere satmışlar seni. Kucaktan kucağa nere atmışlar seni. Üç beş paraya da nere satmışlar seni. İnan ki ben unuttum seni, seni benden başka nere saranlar olmuş, seni benden başka nere sevenler olmuş. İnan ki ben çoktan o yayı unuttum seni, seni benden başka nere saranlar. Seni benden başka nere sevenler olur. Ne? Uşak. Vallahi beni seven çok var. Anna. Hayran olarak seven çok var. Anam ben senden başkasına bakar mıyım? Kurban oldum. Ya biliyorum, ben de biliyorum bakmayacağını. Ben de biliyorum Zülfü Hanım. Değerli kardeşim, Veysel'cim. Azıcık dedikodu yapalım. Şimdi sen oradan Canan'ı sıkıştır, ben buradan Veysel'i sıkıştırayım. Ondan sonra yollar kaçsınlar, biz kalalım burada baş başa seninle. Kaçacak yerleri de yok çünkü biliyor musun? İki arada bir derede kaldılar şimdi. Yalnız bir şey söyleyeyim, benim solum da onun da sağısı çok kötü. Allah'ım öyle. Allah Allah. Allah. Ya Canan'la falan da kalalım oğlum, öyle bir şey söylüyorsun ki var ya. Veysel'im sen de diyorsunuz ki birini sağdan birini soldan sıkıştıralım, bir şeyler soralım diyorsunuz ya.
Şurada bir şey vardı ya. Yok, mikrofon vardı elimde. Yok be. Hayır, elimde yalan mikrofon. CD. Yok kız, CD'yi gösterelim. CD. Kız? Evet, çocuğumuzun yani, CD'si tabii ki tabii ya. Vallahi sesine hayran oldum. Bir saatte bir tabii ki. Alıyorsun, bana teslim ediyorsun bunu. Tabii abim, ne demek. Evet, tehlikeli kardeşim. Parası peşin mi abi? Hemen ya. Şöyle biliyoruz değil mi? Bir buçuk yıl oldu o CD basalı. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben hayranlığımı kimseden gizlemem. Dünyada yalanı da hiç sevmem. Doğruya doğru eğiliyor. Adamı böyle vururum, düşürürüm. Adamın hakkını yemem. Adam gibi muhteşem bir sesim var. Bayıldım evet, vallahi kardeşim. Vallahi helal olsun. Allah'ım çıkmış oldum bu yolda. Şeyimizin adı... Ne bu? Yar olmadı mı? Yar olmadı. Evet. Yar olmadı. İki tane de klibimiz var o eserlerin değil içinde. Değil mi? Ama muhteşem bir eser. Vallahi bilmiyorum. Herkesin almasını tavsiye ediyorum değerli kardeşim. Canan Hanım'a çok benzemesi ayrı bir şaşırtıcı. Kuliste ben dedim Canan Hanım provaya başladı mı? Abim dedi he gel başladı. İçeriye bir girdim. Veysel Bey şaşırdık yani. Biz ilk birlikte kardeş kanalda 2 yıl ben program yaptım. Veysel Bektaş ile Derde Derman Türküler olarak. Hı hı. Canan Hanım'ı orada konuk etmiştik. O zaman zaten seslerimizin benzerliğine birlikte kanaat getirerekten dedik birlikte çıkalım bu yola diye çok öyle güzel, bir karar aldık. Ve 1,5 yıldır yani 1,5 yıla imza atacağız beraberiz. O zaman bu beraberlikte biraz da pekişmiş gibi ama biz sizden ikinizden çalıp söyleyerekten bir muhteşem bir düet dinlemek isteriz bizim gibi. Şimdi tabii o zaman... Mutlak surette bir vardır bir çalışmamız herhalde. Tabii canım. Ben Canan Hanım'dan zaten özellikle bu akşam babamı istiyorum Canan Hanım. Yani buradan hiç kaçışın yok. Ya, tamam sen, diyor ki sen Zülfiye otur aşağı ağla ağla programı bitir diyorsun sıkıntı yani. Sıkıntı yok. Ben bir düet sen, eser alalım zaten karı, de... karı milletinin tabiyeti bu. Vallahi biz niye böyle ki? Vallahi ben bilmiyorum bak ben yani. Ya biraz önce prova alırken ne diyor? Mikrofonu getirdim. Şimdi senin karın nerede? Sen bizden şimdi güzel bir eser istedin değil mi birlikte? Ya, bak, ben istirham ediyorum. Yalnız o zaman şöyle solistimle birlikte biz onları bir armağan edelim. Bakın size 2 tane arka arkaya. Hemen. O kadar güzel eser gelecek ki madem düet istediniz. Hem TV 52 ekranları başında bulunan dostlarımız. Evet. Şu an Aybastı'da bulunan ve çok değerli hanımefendi annesi ameliyat olmuş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hangi kamerada olduğumu bilmiyorum ama söylüyorum galiba sizdeyim. Sen sevgili çok değerli dernek başkanımız, sevgili Kadir Özbolat, annesine ve evde bulunan misafirleriyle birlikte bizleri izliyorlarmış. Veysel kardeşime de selam sevgilerimi ilet demiş. Güzel bir türkü göndereceğim ama yine bizi şu an Ordu merkezde ailesiyle birlikte izleyen Necla Hanım ve Ekrem Bey bizi izliyorlar. Selamlar sevgiler. Selam olsun Necla Hanımcığım sizlere de. Hemen olsun. Selam söylüyorsunuz ya burada bak hemen bana gelen hemen bir mesaj devam var. Edeyim. Fadime ablamlar bizleri izliyorlar. Gülen ailesi Bağcılar'a. Oh, o da kayınvalide hep. Bu aralar da millet köyden geldi ya kaynanalar hep. Kaynanalar hep yanımızda değil mi? Benimki yok kız. Anam gezde. Kız kaynana sevgili, gelsin yanıma kız. Sevgili doktorum da izliyor. Demin dedin ya doktor bizi izliyor diye. Bak şimdi ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Uyusam uykudan uyanamıyorum ve ardına... Çok güzel bir eser. Ne olur ne olur. Özlemişim yavruları. Gelse oğlum kızım ne olur. Of. Hocamla birlikte güzel bir düet yapalım mı? Of. Vallahi söz saz. Tamam canım yani tamam artık. Ama şimdi ayırt edebilecek misiniz asıl sesleri? İyi de ama bak zaten benzerliğiniz beni benliyorum. İçeride söylerken dedim Veysel kız, değil. Helal Canan dedim bu dedim ya söyle yani. Hadi bakalım. Selamdan girmişken. Hemen selamdan. Selamlarımızı yollayalım da sonra hiç vakit öldürmeyelim. Tokat Erbaa Akçaköy'de bulunan Tütüncü ailesine kısa kısa geçeceğim. Bu sefer hepsinin isimleriyle söylüyorduk. Gazi Mahallesi'nden Alekber Güleç, Alper Güleç, Güleçler ailesine. Silivri'den Özmutlu, Türkmenoğlu, Sevilir ailesine. Amasya'dan Kurban Baba'ya, Tencirli'ye çok çok selamlar olsun. Gene... Hatırladığımız dostları gene anacağız. Buradan kucak dolusu sevgiler. Silivri'den hemen bak Kızak Silivri'den ailesine de selam gönder. Veysel'im Silivri'den Süleyman. Sevilir mi? Bak Süleyman diye Süleyman sevilir. Selam olsun. Ne istemiş bize. Biliyor musun? Karakoyun meler gelir. Gelirmiş. Mesajlarımız zaten muhakkak evet. Vardır evet. Değil mi? SMS'lerimiz var tabii ki okunacak SMS'lerimiz. Tabii SMS'ler. Tabii ki SMS'lerimiz her yerde. Aynı zamanda Afyon'da bulunan değerli abilerimize Kıbrak de Kıbrak ailesine de çok çok selamlar olsun. Vay vay vay. Müzik
Uyusam uykudan uyanar mıyım? Of uyanar mıyım? Gurbetlik çok acı da dayanar mıyım? Dönerim. Of dayanar mıyım? Ama dolansam dünyayı da gitsem köyüme, gitsem köyüme. Babam yok kardeşe da güvenemiyorum da neydim güvenemiyorum ama dolansam dünyayı da gitsem sılamı gitsem sılamı babam yok ki. Geceleri de yatamıyorum acıdan. Of babam acıdan. Gündüzleri de duramıyorum sancıdan. Of neydim sancıdan. Fayda yokmuş da kardeş ne bacıdan. Of neydim bacıdan. Onların yanına da sığınar mıyım? Neydim de sığınar mıyım? Fayda yokmuş da kardeş lan bacıdan. Of neydim babam bacıdan. Onların yanına da sığınar mıyım da neydim of babam sığınar mıyım.
kötü kader mi alır, şans mı alır? Alır mı alır, alır mı alır, kara baktım aklıma. Alır mı alır, alır mı alır, böyle kötü kader mi alır, şans mı alır? Diyeceğim ki arkadaşlar, herhalde eski vanaları kapatmayı unuttu. Bu ne ya? Alo, alın şunları da bir gözünüzün yaşlarını bir silin şöyle. Bu arada biz tabii siz burada silerken biz... Abisi biz reklamlara gidelim ya. Ekmek parasına gidelim arkadaşlar. Yarısınız baba. Yarısınız. Abi vanayı kapatın, kapatın. Az verin, yarısınız. Açık bırakmayın vanayı. Abla evet. Çağlan Hanım sana ekmek gönderiyorum parası, de ağlama parası, sakın diyor. Yaparlarsa ağlamayın. Bizi unutmayın ha. Bizi izlemeye devam edin. Anlaştık.
Özbulut İnşaat'ın katkısıyla hazırlanan Grup Tek Show devam edecek. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Sefa Merve'de yılın son büyük fırsatı. Sefa Merve eşofman, elbise, şal, eşarp, çanta ve ayakkabılarda bugün özel yüz binlerce üründe sepette net %50 indirim. Yıl sonu indirimini kaçırmayın. Üstelik Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Sefa Merve, yaşam tarzınız. Mobilya alacaklar, yeni evlenecekler. Ankara'dan Kumru'ya 30 yıllık tecrübe geldi. En renkli ve en şık tasarımlarla evinizi daha da çok seveceksiniz. Kaliteli, estetik, modern tasarımlar, ince ve zarif detaylar, uygun fiyatlarla Kumrulu Mobilya'yla evinizi renklendireceksiniz. Kumrulu Mobilya, Kumru'da açıldı. Bize uğramadan mobilya almaya karar vermeyin. Kumrulu Mobilya. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde Empo Pompa. Yaşam kalitesi yüksek, ayrıcalıklı ve hayat dolu projelerimiz sizleri bekliyor. Her köşesi konfora adanmış, ince detaylarla donatılmış, şık, ferah dairelerimizi sizin zevklerinizi hayatınıza yansıtmak için tasarladık. Görülmemiş faiz oranları ve vade imkanlarıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz. Denize nazır benzersiz manzarasıyla yüzme havuzu kapalı otoparktan direkt dairelere ulaşımı, modern ve lüks mimarisiyle güzel yalı mahallesinde tamamlanan Dream Garden evlerinde hayata yeniden merhaba diyeceksiniz. 165 metrekare ve 265 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleriyle Dream Garden evlerinde hayal ettiğinizden çok daha fazlasını bulacaksınız. Doğayla bağını koparmayan, estetik ve ergonomik yapılarla kentin yükselen değeri Karşıyaka'da, Karşıyaka prestij konutlarıyla hem ayrıcalığı ve lüksü hayatınızın her anına taşıyın hem de geleceğe yatırım yapın. Prestij konutları yüzme havuzu, otoparktan dairelere direkt ulaşımı, spor alanları, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla hayatınıza değer katacak. Günhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Buzdolabından çamaşır makinesine, elektrik süpürgesinden küçük ev aletlerine kadar bir evin tüm beyaz eşya ihtiyaçları. Bir dünya markasıyla ve Ordulu uzman bir ekibin hizmet kalitesiyle evinizin emrinde. Siemens Radikal, sizin için varız. Siemens Radikal, daha mutlu evler için. Güneşli ve güzel bir günde bugün Kırklareli, Pınarhisar, Ataköy mahallesindeyiz. Sanayisiyle, organizesiyle meşhur olan, bilinen Lüleburgaz buraya 10 dakikalık mesafede. Pınarhisar bir 10 dakikalık mesafede. Açmış olduğumuz parsellerimizde 81 parselimiz var. Tamamen evlerin bitişiğinde. Bir tarafta işte çiftlik var, bir tarafta hemen bitişiğimizde evler var. Hemen arka planda izleyiciler görüyorlar zaten Ataköy var. Yerleşim alanının tam olarak içinde. Burası imarlı. Bitişiğimizde villalar var. Doğa harikası olan bir yer. Alabalık çiftliklerinin olmuş olduğu Kaynarca buraya 5-6 dakikalık bir mesafede. O çiftlikte akan bir de su var, buraya gelen bir su var. Evet evet, parsellerimizin üzerine ücretsiz servislerimizden kahvaltısı, öğlen yemeği, her şeyi Klas Arsa Ofisi olarak bizlere ait. İlk gelen 10 kişiye 38 bin lira. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum.
yarı peşin, yarı vadeli, vade farkı, faiz, haciz, ipotek yok. Tapu masrafı bile yok. 30 yıllık bir firma olan Klas Arsu Ofisi, biz tecrübemizi müşterilerimizle paylaşmaya her zaman hazırız. Özellikle burada STK'lara seslenmek istiyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına 81 parsel burası ve çok inanılmaz derecede bir cazip fiyatta ve arsa statüsünde. Ve yerleşim alanının içinde. Yerleşim alanı ortasında. İzleyicilerimizin gerçekten bu gibi fırsatları çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü bugün alıyorsun, yarın aynı fiyatları bulmak imkansız bir şey burada. Çünkü Mehmet Bey 30 yılın tecrübesi çok güzel şeyler yapıyor. Buraya herkesin gelip görmesini istiyorum. Tokat Turhal Samurçaköy Dernek Başkanı Ali Ergin Yavuz. Elektriği yanı başında, suyu yanı başında. Yolları yapılmış. Yani buraya daha diyecek bir şey yok. Gelecek güzel bir konteyneri koyacak hobi bahçesi olaraktan. Böyle bir yerden gelin bir yeriniz olsun diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Tabii bu, Mehmet Akbayır'a teşekkür ediyorum bu konuda. Ben Ordu Mesudiyet Darıcabaşı Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Mesudiyet Dernekleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Diğerlerinde olduğu gibi burayı daha güzel gördük. Burayı da yine arkadaşlarımıza tavsiyede bulunacağız. Ben bu bir önceki projeden bir arsa aldım zaten. Proje daha açıldığı için bu projeyi ilk ben göreyim dedim. Ve sonra arkadaşlarıma, eş dostlarıma, akrabalarıma önermek için buradayım. Evet, peki önerecek misin, beğendin mi? Kesinlikle söylüyorum. Arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Gelin görün diyorum. Ataköy otobandan çıkıldığı takdirde 3. köydür. Lüleburgaz'da gişelerden çıkıldığında 3. köydür ve Ataköy'ün bir özelliği de şudur. Ataköy'ün içerisinden E5 geçmektedir. Ve evlerle arasında sadece bir yolumuz vardır. Şimdi burası imarlı arsa vasfında ve 81 adet 250'şer metrekarelik parsellerimiz var burada. Yapmış olduğumuz bu parsellerin tamamının yola cephesi mevcuttur. Şu ana yolda minibüsler geçiyor. Onlar Pınarhisar'da Lüleburgaz arası mı çalışıyor? Minibüsler orası geçiyor. Orası Pınarhisar Lüleburgaz arasında ve her 15 dakikada bir araba geçer buradan. Bezirganoğlu İnşaat sizin için emsalsiz projeler inşa etmeye devam ediyor. Kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzaraya sahip Selimiye Konakları ve denize 50 metre şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak Konakları sizin için hızla yükseliyor. Ayrıca bitmiş Yeşil Vadi Konakları'nda ve Ordu'nun birçok noktasında tamamlanan ve devam eden projelerimizde bütçenize göre bir daire siz sahiplerini bekliyor. Çok avantajlı ödeme koşulları ve bütçenize uygun daire seçenekleri için gelin bir kahvemizi için. Bezirganoğlu İnşaat, hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Kıymetli vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar. Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma erken gel, hadi şimdi KETEM'e gel. Erken teşhis, hayat kurtarır. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Akçay Sigorta. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Akçay Sigorta. İsa Akçay Sigorta.com. Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makyaj yapmamıştım, makyaj yapacağım. Gördüğünüz gibi önce tüm yüzümüzü fonötenliyoruz. Kapatmak istediklerimizi kapattıktan sonra göstermek istediklerimizi ön plana çıkarıyoruz. Biraz hızlı gittiğimin farkındayım ama internet kotanız olmadan anlatmaya çalışacağım. Dur. Artık böyle şeylere hiç gerek yok. Çünkü D-Smart hız kesmeyen üçlüde AKN yok, kota yok. Hoş geldin paketi D-Smart Go ve hızı düşmeyen limitsiz internetle ayda sadece 80 lira. Üstelik ilk ay tüm kanallar hediye. Kota kota değil, doya doya internet için hemen D-Smart'a hız kesmeyen üçlüye gelin. D-Smart her televizyona şart.
Park Düğün Salonu, mutluluğunuzun başladığı nokta. Bona Park Düğün ve Kongre Salonu, modern, şık ve ferah ortamıyla en mutlu gününüzde kendinizi çok daha özel hissetmenizi sağlıyor. Deniz manzaralı kafeteryası, hayallerinizi gerçek kılan kır düğünü alanı, bay ve bayan mescidi, bebek bakım odası ve her türlü detayın düşünüldüğü gelin odasıyla sizi en mutlu gününüzde ağırlamayı istiyoruz. Düğün, kına, nişan, sünnet, toplantı, mezuniyet ve her türlü etkinliklerinizi unutulmaz kılacağınız tek adres Vona Park Düğün ve Kongre Salonu. Üstelik bu konfor 3000 TL'den başlayan fiyatlarla. Haydi kampanyalı 2019 fiyatlarımızı kaçırmadan bizimle iletişime geçin. Özbulut İnşaat'ın katkısıyla hazırlanan Grup Tek Show devam ediyor. Evet, bu güzel eserimizde şu an hastanede yatmakta olan değerli bir kardeşimiz var. Güleç ailesine gelsin gene. Ameliyat oldu kendisi. Çok çok geçmiş olsun. Güzel eserimiz ona gelsin.
kardeş kardeşe. Benim derdim ayrı derttir, bilemezsin anam anam. Ah benim derdim ayrı derttir, bilemezsin anam anam. Of çileli anam anam. Yan üstüne bir gül diktim, biter garip şey garip şey. Yan üstüne bir gül diktim, biter garip şey garip şey. Dalına da bir kuş konmuş, öter garip şey garip şey. Dalına da bir kuş konmuş, öter garipçe garipçe. Teşekkürler değerli dostlar, sağ olun. Sesine, yüreğine sağlık. Evet, çok büyük mesajlar almaya başladık. Bir şey söyleyeceğim. Aşırı mesaj aldım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bunu ekranda hep güldürüyorsun ya. He. İçeride biriken bir şey var. Niye diyorsun bu karıya? Bu ne alışamadın? Ya, ya on duygusal ya. Ben hayatımda ağlayamıyorum. Görmüyorum, bilerekten böyle ettim. Sağ bakınca ağlıyorum. Olsun, ağlamak diye bir şey. İçini dökmek güzel bir şey. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Evet, değerli kardeşlerim. Şimdi bazı konuları bir açıklık getireyim. Ben buradan değerli kardeşlerim. Tabii ki ben Alaseyir halkının adayıyım ama değerli kardeşlerim de netleşmişler, onu da bana buradan bildirdiler. Ağzına kurban olayım. Mevcut muhtarımız Mustafa ya. Yıldırım kardeşim, yüce Allah'ım sen de yolunu açık etsin. Yine dayımın oğlu değerli kardeşim İsa Çalışkan, öz dayımın oğlu. Kardeş senin de yolunu Allah'ım açık etsin.
Yine okul arkadaşım Olcay Yazıcı kardeşime de buradan başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Biliyorum ki üçümüz de belki Olcay ile biz aynı emsaliz ama İsa ile Mustafa kardeşim de aynı emsal oldukları için biz şunu söylemek istiyoruz. Hepimizin hakkında hayırlısı neyse o olsun. Biliyorum ki ben de olsam, Mustafa da olsa, İsa da olsa, Olcay da olsa Alasya için çalışacağız. Kendi memleketimiz için çalışacağız. Sizlere buradan sevgiler, saygılar söylüyorum. Hikmet abi bana mesaj attın. Evet, Yılan Dağı'nı istiyorsun ama gerçekten Şener hocamın bize dediği gibi hıl mahışır olduk. Gerçekten ağlamaya şu anda ben zaten biliyorsun ağlayamıyorum. O yüzden SMS'lerle biraz şu bir dağıtalım şu bugün ortalığı. Ne toparlayamadım ben ki. Ben şöyle yaklaşayım bu tarafa doğru. Sizden abi o kadar mesaj var ki bak, inanın. Bak o kadar varmış ki inanın. Allah'ım hepinizden razı olsun. Olsun. Aynen, siz aynen. Bizim arkamıza durduğunuz vakit, yanımıza durduğunuz sürece biz bu ekranlardan inmeyeceğiz. Sevgilerimi, saygılarımı söylüyoruz. Nebahat Hanım buyurun. Keşke ağlatmasaydı. Bir olsun, kendimi iyi sıkıntı seviyordum. Yok, hiç sıkıntı yok Nebahat Hanım. Mesajlarımıza başlayalım o zaman. İyi akşamlar, ben Mehmet Şimşek. Kurbetteki Aslan Cami kardeşlerime buradan yine lahaflar başladı herhalde. Kooperatif şoförüne. Şoförüne diyor ayrı selam ediyorum. Tüm Aslan Cami halkına sağlık ve mutluluk yaşam temenni ediyorum. 31 Mart'ta muhtar adaylığımı ilan ediyorum demiş. Hayırlı selamlar olsun kardeşim. Olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. İstanbul Kurtköy'den İncedere ailesi ve tüm ordulara selam olsun. Sıradaki parça tüm ordulara gelsin demiş. İyi akşamlar Canan Hanım. Benim için güzel bir şarkı okur musunuz? Okursanız çok memnun olurum. Bu şarkıyı karşılık vermeden kalpsiz sevenlere gelsin demiş. Devam. İyi akşamlar ben Nazlıcan Gündüz Canan abladan annem için anam türküsünü istiyorum. İyi eğlenceler demiş. İyi akşamlar ben Ordu Ünye. Üyeden Cafer Demir sıradaki şarkıyı eşim ve çocuklarıma güzel memleketim güzel insanlarını armağan ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Devam. İyi yayınlar ben Alaseher köyünden Bahri oğlu Murat Güven. Sıradaki şarkıyı aileme ve bütün Güven ailesine istiyorum demiş. Tüm selam olsun buradan da. Güven ailesine sevgiler. Selam ben Ercan Meşe. Sizden Çarşamba'nın güzeli türküsünü rica ediyorum. Bu türkü çok sevdiğim annem ve Hanife babam. Doğru mudur? Annem Hanife, babam annem, Necmettin Hanife ve Güler. Babam Necmettin Güler'e, kardeşlerim Hakan, Necmi Pınar'a, İstanbul'da biricik dayım Ahmet Meşe'ye gelsin teşekkürler demiş. Hepsini hayırlı oku. Yayınlar ben İstanbul Esenyurt'tan Halis Tok. Sıradaki şarkıyı Aslan Cami Dernek Başkanı Mehmet Tok, babama, aileme, Tok ailesine ve Çağ ailesine armağan ediyorum. İyi akşamlar demiş. Ordu'dan enişten Yaşar. Öncelikle başarılar diliyorum. Küçük kayınço ile izliyoruz. Tüm aileden selam sizlere, bizlere de bir şarkı söylersiniz tabii demiş. Ki, tabii ki inşallah. Ben Aslan Cami Şahitlerden, Saitlerden değil mi? Saitlerden Yıldırım Seyat Tüm. Onu okuma. Ay, pardon, okuma. Reklam var. Arkadaşlar, çünkü biraz daha reklam şey vermeyin. Var ya. Biz burada aynen. Zor durumda kalmayalım. Erdal evet. Yıldırım kardeşim selamlar sana. Aynen ben kontrol öyle. Edeyim o şekilde okuyayım. Tamam abi. Merhaba hayırlı programlar. Veysel Bektaş'tan güzel bir uzun hava Gaziantep'ten Fahri Kurtuluş demiş. Ben Aslan Cami Duvana Mahallesi'nden dayın Birol, Serçe'nin misafiriyim. İstanbul'da oturan ailem ve dayım. Ben Aslan Cami Duvana Mahallesi'nden dayın Birol, Serçe'nin misafiriyim. İstanbul'da oturan ailem ve dayım. Abi, Serçe olarak yani bu işin yine lahap var, yine lahap var arada. Aslanım oğulları için İstanbul ben hala... Beni ne hale koydun Türkçe'ni istiyorum demiş. İyi yayınlar. Biraz eksik yazılıyor. Evet, biraz da lahap var. Ben o yüzden de affola kusura bakmasınlar lütfen. İyi yayınlar. Ben Eskişehir'den Eren Kıvrak. Canan Başaran'dan Veysel Bektaş'tan Kork Kader eserini tüm Kıvrak ailesine istiyorum demiş. İyi yayınlar. İstanbul'dan Aslan Cami Dernek Başkanı Mehmet Tok'un damadı Emrullah Ordu'nun Gülü Müsün adlı şarkıyı eşime ve armağan ediyorum demiş. Hatta burada da yanlış gelmiş. Mesudi'ye gelsin. Yine bir yanlışlık var. Ben Pendik'ten Refik Yılmaz, Canan Başaran'dan Mesudi'ye bir parça istiyorum demiş. Şimdi şu eserimi ben okuyabilir miyim? Tabii okuyabilirsin. Ben Alasya Erköy'ünden Zati Kuru. Burada 3 hafta bizimle beraberdi Zati abim. Eşine Nigar Hanım'a ve tüm oğullarına, kızlarına, tüm Kuru ailesine buradan sevgiler, saygılar hemen gönderiyorum. Devam et. Ben hemen özetliyorum. Çünkü o arkadaşlar sen tanıyorsun. Daha yeniyim ben orada. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Ben Ordu Çamaş Akkoy Mahallesi'nden Umut Satır Ordu'nun derelerini söyler misiniz?
istiyoruz. Selam ve sevgiler diliyorum. Çünkü biraz abi sen de görüyorsun. Ne, SMS çok mu Zülfiye Hanım? Onu takip ediyorsun. Çok evet, mu var? Evet çok, çok var. Bir de bayağı bir uzun yazılmış. Biraz daha karışık olduğu için affola. Hayırlı akşamlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Canı gönülden istiyorum. Gürgentepe, Alasehir Mahallesi muhtar adaylarına başarılar diliyorum. İsa Çalışkan. Teşekkür ederim dayı. Bizden de selam olsun. Dayalı, teşekkür ederim dayı onunla. Ne demiş? Ben Bahattin Baş. Ben Bahattin Baş. Tu. Baş Tu. Dikil'den. Dikili'den. Van'da Dikili'den olan Ahmet Baştu. Selam ve sevgiler, sıradaki şarkı onun için gelsin demiş. Çünkü biraz abi gerçekten. Ben Ordu Mesut diye İnalan köyünden Metin Kara, Canan abla bizi başımızın tacı, ondan hastane türküsünü istiyorum. Bu türküyü eski dernek başkanımız Muammer Hıdır'a gelsin. Kendisi şu an hasta olan, az önce biz zaten bütün hastalarımızı buradan söylemiştik. İyi akşamlar. Burayı da siz okuyun. Ondan sonra ben iyi akşamlar. Gurbetteki hastaneler ve kardeşlerim buradan kooperatif şöbelerine ayrı bir şey okudum. Bir daha. İyi akşam. O ayrı ama. Tabii, yok ayrı, okumuştum. Ayrı mı? İki kere neyse, gelmiş tamam. Bunu farklı göndermişler. Selam Samandıra'dan Cevat Çiçek. Programımızı çok güzel konuklara muhtemelarıma da başarılar. En kötü gününüz böyle olsun. Değerli konuklara selamlar olsun. Doğu Beyazıt'tan hava savunma uzman çavuş Engin Şimşek. Aslan Cami halkına kucak dolusu selamlar. Yürek dolusu uzman çavuşlarımız için Türkiye'm türküsünü rica ediyorum. İnşallah zamanımız olduğu sürece tabii ki. Hayırlı yayınlar dilerim. Erdoğan abim, Veysel Bektaş arkadaşımıza selamlar. İstanbul Silivri'den yazıyorum. Mehmet Karadeniz ben. Veysel arkadaşımızın gönlünden geçen bir şarkıyı söyleyebilir misiniz? Rica ediyorum demiş. Tüm hemşerilerime gelsin Nebahat Hanım bayağı demiş. Var değil mi? Oh. Biz bu ne yapalım biliyor musunuz? Biraz daha seyircilerimizin biraz af dileyelim. Bir türkü okuyalım. Ondan sen oradan sonra devam edeyim ben. Senin tek ricam şu. Orada firma adları verenleri de oradan tamam. Dikkate almayalım lütfen. Çünkü bazen değerli kardeşlerim kanal bizim kanalımız. Reklam verdiğimiz vakitte bir sıkıntı yaşıyoruz. Canlı yayında olunca isim olarak verebilirsiniz. Etmiyor. Sülale adı verebilirsiniz. Ama ne olur size istirham ediyorum. Sizden çok ama çok rica ediyorum. Bir de mümkünse kelimeleri biraz seçici, biraz dikkatli olarak yazarsanız. Çünkü çok eksik var. Ben toparlamaya çalışıyorum ama burada da bir acemice bir görüntü salgılıyorum o zaman. Yok, sıkıntı, benim hatam sıkıntı değil abi. Değerli ya benim gibi şöyle yuvarlama yap geçsin işte sıkıntı yok. Yapmıyorum işte. Yap, olduğu gibi doğaçlama. Sen ağla. Sen bugün yoksun yani, abla. Vallahi ben bugün çok coştum. Sen ağla. Benim bugün fincanın etrafı yapalım mı? Evet Erdoğan Bey. İskiye sen telefon açtın mı? Kime? İSKİ'ye telefon açtın mı? İSKİ'ye telefon açtım ben evet arkadaşlar. Aman ha şunu kapatın Allah aşkına. Musluğu kapatın ya. Bu ne ya? Şş, fazla geliyor fazla. Alo faturalar gerçekten fazla geliyor. Ne olacak? Hepsi koyuverdi ya. Abi zaten zamlı geliyor bir de. Ya Canan Hanım. Ya. Biz, neyse, Canan Hanım sakın ağlama bu parçayı sana armağan ediyorum diyor. Ağlanmayacak gibi değil ki. Yani vallahi. Hepimizde bir hasret hepimizde. Hadi bakalım Erdoğan Bey biraz toparla. Ben şu olayı biraz toparlamak istiyorum arkadaşlar. Dağılmasın. Şu ortama da ne ortamı diyoruz buna biz? Ağıt ortamı, yüzün ortamını bir dağıtmak istiyorum. Abi hareketli bir şey söyle, oynat bizi ya. Hazır mıyız? Hazırız değil mi? Şöyle dağıtalım biraz ortamı. Aman kıymet, canım kıymet,
lezzetliye kandırdın beni. Gözettiysem, seni kandırdıysam vallahi ne mutlu bana. Yani 25 yıldır sen beni kandıysan vallahi oğlum bir 25 yıl daha benden korkmuşsun yok. Aramıza direkt geldi niye şimdi? Neyse, direkt ben gelmez şöyle bizim aramıza. Sen niye oturuyorsun be? Niye? Kalsana. Ya. Oo sen bir de oturdun mu söyleyeyim? Niye buraya? Ya az baksana Allah'ım kurban olurum şunun tatlılığına, ya, güzelliğine. Niye getirdin bu? Getirmiş. Ya bizde şimdi az hayvan sevgisi var ya. O yüzden gerçekten. Bizim de evde bir kuşumuz var. Anam muhabbet kuşu. Allah'ım buna babacık, aşkın babacık dedikçe var ya al bitiyoruz biz evde. Bir de bitiyoruz. Ne diyor biliyorum, az kıskanıyor. Şişko babacık diye uzun kızıyorum. Şişko babacık deyince kızıyorum. Sülfü Hanım hayırdır? Lütfen hadi. İyi hadi bakalım yapalım. Bakalım. Bir de sen ok hadi. Okuyayım mı? Evet. Abla sen bari güldür de mesajları güzel okuyayım ya. Başıma gelsin. Öksüz başıma göz
da verme. Zamansız Mehmet, alkışlarla. Gel gel gel, hemen şiir, şiir, şiir. Koş koş koş. Çabuk koş, öyle yok. Ya girmeyeceksin içeriye? Yakayla. Bir şiir yakışır. Haydi bakalım. Hayat acı diye boynunu bükme. İstemem, istemem arkamdan gözyaşı dökme. Anam, babam, kardeşim yok diye ızdırap çekme. Dönerim, dönerim bir gün, yolumu bekle. Ey dağlar, taşlar, karlı yollar, güz olunca mektup salar bizim yaylalar. Yüreğimden gönlünüze kucak dolusu sevdalar. Ey gidi bacım Zülfiye, kurban kardeşin sana. Benden de sana kurban canım kardeşim, sağ olasın, Allah razı olsun. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidenim. Bu yalnız başımı eğdirme beni. O yüzden ömrümden giden gidenim. Bu yalnız başımı eğdirme beni. Sözlerim ağırdan dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Sözlerim ağırdan dokunur kalbe. Şu suskun açtırma beni. Abla ben teşekkür ederim, sağ olun. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Değerli Zülfü. Seni biraz dinlendireyim. Hoca sen benim yanıma beri, gel. Az beri gel ya. Nereye gidiyorsun? Cildim uşağım. Heh söyle. Şimdi öyle bir şey. Tamam, hep hüzünlendik ama madem oldu olacak, biz de öyle derler. Kırıldı kör olacak derler. Değil, doğru mu arkadaşlar? Şimdi Canan Hanım'la Veysel kardeşimden bir çok büyük türkü isteniyor. Yılan Dağı. Beraber düet yapacaksınız. Yani. Evet. Tüm bizi izleyenlere bakın, şimdi sizden bir şey istirham edeceğim. İnanın şu anda SMS yoğunluğu gerçekten yaşıyoruz. Bunu emin olun. Alttan gel, biz göremiyoruz buradan ama bize telefonla gelenleri biz şu an gerçekten yıkılıyor diyorlar. Yani Nebahat Hanım da buradan beni uyarıyor. İnanın sonsuz teşekkür ediyoruz göndermiş olduğunuz o SMS'leriniz için. Tekrardan evet, Canan Hanım'la Veysel kardeşime bu arada Canan Hanım'dan SMS yazan parmaklar ağrımasın inşallah. Dert görmesin o parmaklar, var ya, hiç dert görmesin. O eller sağlıklı olsun inşallah ya. Vallahi evet. Abi.
Canım. Buyurun. Söz sizde. Ablacığım, iki dakikanızı alabilir miyim? Hemen. Tabii ki. Hemen verelim. Şimdi bir tane Bahattin arkadaşımız var. Özlem Hanım'a buradan evlenme teklifinde bulunuyor. Siz de şaşırdınız. Kendisi de burada. Özlem kim? O kendisi biliyor. Selamımı söyle dedi. Her işte bir hayır vardır. Bahattin değil, Alaaddin. Alaaddin Bey. Evet, neyse biz onu... Buradan evlenme teklifinde bulunuyor. Vay, canlı yayında evlilik teklifi. Nasıl oluyor bu iş? Hocam bir saniye, çok özür dilerim. Cesaret gerektiriyor. Çok güzel bir kameraman arkadaşımız nerede? İçerideki rejideki arkadaşlarımız da beni duyarsa, benim çok değerli bir abimiz var. Keramettin Özden abim, şu resmi gösterelim. Rahatsız kendisi. O bizim sesimizi duyduğu zaman böyle işaretler gönderiyor bize. Resmini de gösterelim eğer yakınsanız. Evet, tabii ki gözüküyor şu anda. Gösterdik evet, sanırım. Gösterdik, evet. Teşekkür ediyorum rejideki arkadaşlarıma. Allah razı olsunlar. Şu an bizi izliyor ve ben bu güzel eseri ona da armağan ediyorum. Elin hep böyle olsun, tamam mı? Seni seviyoruz, en kısa zamanda yanına geleceğim. Biz de seviyoruz. Götürün oyu.
Yeter artık ne olur ya. Geçtiğini, nasıl olduğunu vallahi anlamıyorum. Kendimden geçtim. Vallahi mikrofonları da düşürdüm benimden. İnanın bu kadar daha şey olmasın ya. Alt yapmayalım da yeter artık. Abi gerçekten. Acık oynayalım mı? Bir tane daha var. Zamanımız olursa onu da şey. Ben bu arada biraz şerindeyim. Dağıtayım ortamı. Ortamı dağıtmak bana kaldı herhalde. Bir tane daha var. Abi sen... Hadi. Ya damarımdan vurdun bu akşam. Abi sen kardeş, kendini hazırlayana kardeş kadar... Diyorsunuz. Abi müşter. Ramazan bayramının ikinci günü ben okuyayım değil mi? Tabii, yani tabii, bu tür bir söylenir mi burada? Oo. Arkadaşlar SMS'ler okuyayım ben. Benim dışım değil. Şimdi Erdoğan abi... Çok değerli ki. abim var arkadaşlar. Buradan kendisine de selam söyleyeceğim. Urfa, Antep karışık. Nebahat'cığım. Efendim. Heh, tamam söyle devam tamam. Söyle ablam sıkıntı yok. Biz doğaçlamayız zaten. Can Hanım'la. Buyurun. Şimdi kardeşim oradan işaret ediyor, yazıyor. İlle varsa birlikte düet yapın diyor. Şimdi öyle bir yer, susmuyor şu var anda. Var bizde. Sessizde bir şey var ama şimdi ülkemizde çok özür dileyerek söylüyorum ama mutlu insandan mutsuz insan daha çok olduğu için ağır türküleri gerçekten daha çok seviyorlar. Bir de bizim biz genelde programlarımızda daha çok böyle türküler okuduğumuz için emin ol karşımızdaki insanlar eminim sıkılmıyorlar yani buna. Vallahi ben sabaha kadar okusam asla sıkılmam. Şu an program yani sabah 6'ya kadar devam etsin çok... böyle izlerler. Ya yani böyle izlenir aynen de izlenir. Hiç şüphemiz aynen yok. İzlenir. Bak bir de vallahi. Ondan bizim, hiç şüphemiz olmaz yani. Bize Türklerin psikolojisi çok farklı. 5 dakika sonra oynatsa oynarız yani. 5 yani. Dakika sonra tekrar ağlarız değil mi? Ama ben Canan'a ne dedim? Şimdi onu söyledim. Evet ya ben, çok üzüldüm bir de bir Ramazan yandan. Bayramı'nın bu arada... ikinci günü evet. Ben abimi kaybettim. Biricik abimi kaybettim ve inan bu türkü beni Allah rahmet eylesin. Çok ama çok aşırı etkiledi. Öyle böyle değil yani. Anamın derdi ayrı, babacığım rahmetli zaten hangisine yanayım, hangisini söyleyeyim. Hani bilsem okumazdım inan ki. İnan yok bence ay, iyi oldu. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Da, şimdi babamı çok istiyorlar, hastaneyi çok evet, istiyorlar. Bunun aynen. Üstüne de okumayacağım. Şimdi yani ben böyle şey söyleyeyim, özür dileyerekten son 7 dakikamız kaldığını... Anam ciddi misin? Vallahi yani ben, o yüzden diyorum. Ne kadar çabuk zaman geçiyor. Çabuk o kadar çabuk, o kadar çabuk zaman geçiyor. Abla ben bir tane selam göndereyim. Hemen çok değerli bir abim var. Selam göndereyim. Hemen gönder. Antep ve Urfa'dan karışık. Esenyurt'tan değerli Mustafa abim. Gelini, torunlarıyla, eşiyle bizleri izliyormuş. Vatani görevini yapmakta olan oğlu İbrahim Aslan. Bartın'a selam olsun. Bütün askerlerimize başarılar inşallah diyor. Gelip tezkeresini nasip eder. Düğününü nasip eder. Selamlar diyor. Selam olsun evet. Buradan da kendisine. Teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Bize, değerli kardeşim yine burada... Halit Meydan kardeşim, Halit abim muhtarlığın hayırlı uğurlu olsun. En az diyor 30 kişiyiz şu anda diye saymadım diye evde bir yere toplandık. Sizi izliyoruz diyor. Buradan tüm Şirinköy'e selamlar saygılar olsun. Yine Düzi'den dayılarıma, yeğenlerime, bizi izleyen Düzi'den tüm Topkaralara ve değerli dayılarıma sonsuz teşekkürler. Yine bugün düğünü yaptığımız değerli Olgun Şahin kardeşime sevgiler, saygılar inşallah. Değerli kardeşim çocuğumuzun düğünün mürvetinde görmek nasip olur. Tamam. Yine önümüzdeki hafta yine bir konuğumuz daha olacak ama bu sefer sanatçı dostumuzdan hariç bir konuğumuz daha var. Bizim bu zamana kadarki sponsorluğumuzu yapan Cemal Çelik abimiz önümüzdeki hafta aday adaklığını açıkladı. Biz haftada konuk olarak alacağız kendisini. Buradan kendilerine sevgiler saygılar sunuyoruz. Zülfiye Hanım toparlayalım yavaş yavaş. Toparlayalım. Son bir eserle birlikte eser yapalım. Kenan'la Ayşe Hanım'a da selam bizleri toparlayalım izliyormuş. Ama ben zaten dedim ya program zaten akışı böyle aktı gitti nasıl gitti hakikaten bilemiyorum. Ben gerçekten sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Canan'ıma
Öncelikle Canan'a çok teşekkür ediyorum ama Canan'a tekrar ayrıca teşekkür ediyorum ki senin gibi güzel bir kardeşimizle bizi tanıştırdı. Abi geçen hafta 3 saat yayın yapmıştık. Helal olsun sana. Gerçekten sesine yüreğine sağlık Rabbim. Şimdi sesine sağlık, sıhhat versin. Evet. Her lan böyle yok, bir son şey 5 yok. Her lan canım. Diyor. Allah, son 5 dakika. Dedim mi? Her lan diyor. Böyle son 5 dakikayı da yine valla hep beraber ben kardeşlerim yapsın. Yok estağfurullah. Ben... Tabii ki tamam sana aynen. Sınavını bitirelim. Sana son düşüncelerinizi, duygularınızı alalım sizlerden değerli kardeşlerim. Valla biz çok mutlu olduk. Ama çok çabuk. Ekran başında o kadar mesaj yazan TV 52 ekranları başında bulunan çok değerli hemşehrilerimiz Ordu Türküsü, Akkuş Türküsü, işte Mesudiye Türküsü istemişlerdi. Biz zamanı 12'ye kadar biliyorduk burayı. Bu akşam öyle düşünmüştük. Şimdi şöyle normalde şimdi politika zamanı ya şu anda. Seçim arefesi olduğu için bizden sonra değerli kardeşlerimiz tabii ki televizyonumuz tabii bizimle yürümüyor. Saygı duymak lazım. Bizimle yürümüyor. Tabii şöyle, ki TV kanallarımız oradan da ekmek kazanmak anladım. Zorunda ya. Ben onları okuyamadığım için kendilerinden kusura bakmasınlar. Aflarına sığınıyorum. İnşallah kız yine alır, yine çağırırım seni be. Vallahi billahi. Ay ne kadar güzel olur biliyor musun? Anam kıyamam ben sağa anam. O zaman da vallahi. Abla o zaman 3 saat yaparız ya. O zaman. Hatta 5 saat yaparız. İsa abi duydun değil mi? Bak senin sesini duydun. İnşallah. Yarışma başlamıştır ona göre. Abi şu an 52 yönetimine kameraman arkadaşlarıma ricde bulunan çok değerli hanımefendi Esin Hanım'a. Yarısı Esin Hanım'a. Sonsuz teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Sevgili arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ben mutlu oldum. Sürçülisan ettikse affola. İnşallah bir daha görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sağ olasınız. Ben de öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için gerçekten onur duydum, gurur duydum. Programınız çok güzel, akışı çok güzel. Sizler çok güzelsiniz. Canım kardeşim benim. Çok teşekkür öperim ederiz. Öperim gözlerinden. Çok... Bizlere emeğe geçen, mesaj atan, hakkı geçen tüm değerli dostlara, ekrandaki bizim seyircilerimize canı yürekten selamlar olsun. Haklarını helal etsinler. Emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz değerli kardeşlerim. Biz konuklarımızla bitirelim. Biz gelen konuklarımıza çok türkü okutturuyoruz. Aslında çok da muhabbet etmiyoruz ama... son ağlatmasın abi ne olur. Son 5 diyoruz değil mi? Son 5 var mı? Bir 5'in var mı? Bana bir 3 dakika müsaade edersiniz herhalde değil mi? Tamam. Tamam 5 dakika bir. Ben duyuyorum vallahi. Esin'in sesini ben duyuyorum buradan evet. Vallahi. Evet hemen. Ben Zülfiye Hanım sen de son sözlerini alalım. Ben bütün emeği geçen herkese küçüğünden en büyüğüne kadar sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki gelen misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz, sefalar diyorum. Hakkınızı helal edin. Sizleri kocaman öpüyorum. Ekran başında bizleri izleyen ama bir saniye herkese de selamlar, sevgiler olsun ve bana tülbent, Karadeniz tülbentlerini getiren evet. Dursiyeciğim, canımın içi, kurban olurum ben sana. Sen benim canımsın, bir tanemsin. Helal olsun sana vallahi. Ben de vallahi. Çok teşekkür ediyorum hediyen birer için. Birer tane Nebahat Hanım'la evet. Bize... Bir ömür saklayacağım inşallah. Kız bak orada ablacım duyuyor, vallahi evet. Getirmiş. Gözüme baka baka mı söylüyorsun? Şefiye Hanım benim azıcık... Hediye ederim, ayıp ediyorsun canım. O bana atlayıp bir daha getirir, sıkıntı yok. Ben az önce bir şeye takıldım. Ben bir dakikanızı rica ediyorum. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum kardeşim. Beni takip eder misin kameraman kardeşim? Hanginizi takip ediyorsunuz? İşte artık bitecek, mecbur takip edecek. Kardeşim selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi. Az önce söylediklerini buradan canlı yayından söyler misin? Sen de rica ediyorum. Söylerim. Değil, tabii ki söyleyeceksin. Ben, o yüzden korkutan değil. Yanlış anlama. Biz bunu canlı istiyoruz. Canlı. Tabii ki. Özlem'i seviyorum. Özlem'e buradan evlilik teklifi diyor. Özlem kızını duydun değil mi? Özlem beni duyuyorsun değil mi? Helal olsun sana. Ha pardon benim... Büyük cesaret istemez mi? Ben özür diliyorum. Yaka mikrofonum var zannettim. Düşürdüm herhalde cebime soktum onu. Özlem duyuyorsun değil mi yavrum bizi? Erdoğan abinle Zülfiye abla seni istemeye geliyor haberin olsun. Evet tekrar... Aha. Ahanda yüzük burada valla. Ahanda yüzük burada hazırdır. Haftaya geliyoruz haberin olsun Özlem Hanım. Görüşmek üzere. Yaşasın. Düğün var. 7'sinden 70'ine kim varsa bu akşam bize kim gönül verdiyse şu an bütün sosyal medyalarımdan yazan Veysel Bey'e keza ayrı sizlere keza vallahi ayrı. Aynen öyle. Şu an benim 500'ün üzerinde mesajım var kendi telefonuma. İnan bizim telefonlarımız da yıkılıyor. Veysel Bey de cevap veremiyor. Bakın bu türkü yine düet bir türkümüz. Allah nasip ederse albümümüzde de bulunacak olan bir türkü hayırlı olacak bu türkü. Vallahi ağlamayacağım. Alın sazlara. Ağlamayacağım. Ağlatmamak için. Vallahi ağlamıyorum. Hadi ağlamayacağım. Size armağan olsun. Haydi bakalım. Bütün izleyenlerimiz armağan olsun. Suat Hoca. Elleri koynuna dola. Dola böyle dola. Hadi bakalım. Müzik
ki büyüye sarsılan eyle. Gitir ki büyüye sarsılan eyle. Bir yol öpmeyle anam yüz param olmaz. Bir yol öpmeyle anam yüz param olmaz. Özbulut İnşaat'ın katkısıyla hazırlanan Grup Tek Show sona erdi.